Bakalım Mehtap'ın yanında kim var? Evet. Bu arada bir dakika dur. Bir saniye. Bir saniyenizi rica edeyim. Mehtap, sana bu elbiseleri İzmir'de dikiyorlar değil evet, mi? Evet. Geçen hafta giydiğin elbisenin altını kesmişler, üstünü yapıştırmışlar. Evet evet doğru. Ha. Doğru. Para veriyorsan yarısı parasını yok, ver yok, diye söyledim. Yok yok, bedava sponsor. Ha, tamam. Allah razı olsun sponsorumdan. Selçuk hocam, oraya keseci lazım mı? Bir keseye geleyim arkaya. Geleyim mi arkaya? Kese yapmaya. Ya Selami abi bıkmadır abi, şu benim dişler bir biteydi de vallahi yemin ediyorum bir daha aynısını yap. Adnan abi, vallahi demin program başlarken hiç sesin çıkmıyordu. Konuşmuyorlar. Bir iki kelime şurada konuşacağım konuş. Neyse. Şimdi evet, bu gece yanımda Eren var. Bir dakika arkadaşlar. Sevgili Eren'in taraftarları, bir saniye istiyorum. Evet. Şimdi bu gece Eren, bu yelek biraz dar gelmiş. Eren kolunu kaldıramıyor patlayacak. Kaldırıyordu çok dar, önü kapanmıyor. Ama bir tarz yapmış böyle. Tarkan mı desem, Mustafa Sandal mı, Kenan Doğulu mu? Artık bilmiyorum. Değişik bir şey olmuş ama güzel olmuşsun ama. Evet. Evet şimdi Selçuk hocam, biliyorum orada biraz çok beklettim sizi ama hemen söylüyorum arkadaşı, hemen size gönderiyorum. Sözleri ve bestesi Yıldız Tilbe'ye ait güzel bir şarkıyla geliyor Eren. Çekiyor musun? Ya o sünnetlik yatağın oradan da göremiyorum, kameraman arkadaşım seni ben. Eğilmem gerekiyor. Yar, yar, yanına geleceğim, gönderiyorum Selçuk hocam. Yanına geleceğim işte. Teşekkürler, sağ olun. Teşekkür ediyorum. Tebrikler Eren, geçmiş olsun. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Gel bakalım, jüri üyeleri senin performansınla ilgili neler söyleyecekler? Evet, İzmit seninle gurur duyuyor diyorlar. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Çok sağ olun. Evet, Adnan abi elinizde mikrofonu gördüm. Eren'in bu performansla ilgili neler söyleyeceksiniz? Erenciğim, tipik bir Yıldız Tilbe gibi okudu şarkıyı. Burada kendi özüne dayanarak okumadı. Tonlamaları çünkü, bile baskıları bile aynıydı değil mi? Zaman zaman sesi bile kaydı. Nasıl kaydıysa. Yani ben Yıldız Tilbe'nin erkeğini dinledim. Şimdi burada Eren bundan evvelki performanslarıyla, okuduğu şarkılarla benim en çok dikkatimi çeken çocuğumuzdu. Ama bugünkü bu okuduğu şarkıyla, bu performansıyla ben Eren'e 7 veriyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. 7 geldi Adnan Şanses'ten. Peki Adnan abi, şimdi şöyle de bir şey var. Bu şarkıyı bildiğim kadarıyla Yıldız Hanım'dan başka hiç kimse okumadı. Olabilir. Herhalde Eren de muhtemelen sürekli yattı kalktı Yıldız Tilbe'den dinledi bu şarkıyı. Mikrofona. Evet, öyle oldu. Şimdi hani bu bir şarkıyı da başka hiç kimse okumayınca etkilenmemek de mümkün değil sanki. Hayır efendim, kendi tamam Yıldız Tilbe'den bir şeyler çekerim ama Yıldız Tilbe gibi seslere basmam, o sesleri çıkartmam. Yani Yıldız Tilbe sesi çıktı burada. Dikkat ederseniz arkadaşlar. O bakımdan ben Eren'i bugün iyi bulmadım.
İyi bulmadınız. İyi bulmadım. Ama Eren bundan evvelki şeylerde, yarışmalarda dikkat ederseniz Eren'e hep 10 vermişimdir. Hiç 9, 8, 7 falan vermedim. Kendi hüviyetine bürünsün haftaya. Bu ona bir, eğer ben ona bir 10 verseydim, bu gelecek hafta daha farklı bir Eren çıkacaktı benim karşıma, daha üzülecektim. Onun için 7 veriyorum kendini toparlaması için. Biraz ben de bugün seni enerjisiz gördüm. Rahatsızım biraz. Neyin evet, var? Halsizim. Halsizsin. Evet. Grip mi oldun? Grip değil de halsizim ya. Sesimde de problem var. Vitamin biraz. Kullanıyor musun? Yok, biraz uykusuz şeydim. Gibi kibari yani. Aynen öyledir. Uykusuz gibi. Niye uykusuzsun? Şimdi bak hele ki yarışmacıysan bir gece önce uykuna dikkat etmek zorundasın. Çünkü ertesi gün çıkıp bir yarışmada senin için önemli olan bir yerde şarkı söyleyeceksin. Uykuna dikkat etmek zorundasın. Niye o zaman zamanında yatıp kalkmıyorsunuz? Yatıyorum ama uyku uyuyamıyorum ya. Uyku tutmuyor. Tutmuyor. Ne heyecandan? Heyecandan değil. Hani ben başka bir bilgi aldım da. Öyle değil. Ha, şimdi karar ver. Uykusuz musun? Benim aldığım bilgi mi doğru? Uyudun mu? Benim aldığım bilgi mi doğru? Mikrofona konuş. Uyudum canım. Yok. Uyudum. Biraz da keyifsizim ama. Niye? Keyifsizim ya. Bugün. Sabaha kadar, 6.30'a kadar Yok. 6.30'a kaç? Kadar. Ne? Yani geldim hemen yattım zaten. 6.30'a kadar gezmiş. Eğleşmiş. Evet. Buyurun Mehtap Hanım. Ben de bazen yorgun oluyordum ya. Biz de o zaman Ercan'la içmeye gidiyorduk gündüz. Ne kadar ayıp. Buyurun Kibari Hanım. Yorgun görünüyor, doğrudur. Biraz önce çok güzel bir kelime ettiniz Armağan Bey, şu. Sen eğer ki burada star olmak istiyorsan her şeyine dikkat etmelisin. Yatmana, kalkmana, yemene, içmene, oturduğuna, kalktığına, her şeyine. Bu gerçekten çok önemli bir mesele. Bunu inşallah uygularsın. Birincisi ve bu. Ve üstelik pardon Kibari Hanım. Ne kadar yorgun ve uykusuz olursa olsun bunu bize hissettirmemekle yükümlü. Kesinlikle. Siz de dün gece Çanakkale'de sahneye öldüm. Çıkmışsınız. Çanakkale'den buraya sabah 6'da dönmüşsünüz. Hiç uyumadım. Ama Kibari Hanım hiç uyumadan buraya gelmesine rağmen mesela biz hiç bugün sizi çok yorgun görüyoruz Kibari Hanım demiyoruz. İşte profesyonellik böyle bir şey. Doğru. Teşekkür ederim. Onun dışında Adnan abiye çok katılıyorum. Ben senin sesini çünkü buradaki yarışmacı arkadaşlarımızın yanlış anlaşılmasa İnşallah yanlış anlamazlar. Gerçekten kıymetlilerinden bir tanesin şu anda burada. Çok güzel sesin var. Çok güzel yorumcusun. Teşekkür ederim. Ama bu şarkıyı Adnan abiye son derece katılıyorum. Demin dedim ki Yıldız Mok erkek olduğunu bildiğim için yani Yıldız'ın erkeği. Aynı Yıldız gibi okudum burada. Rahatsız oldum ben kendi adıma. Çok üzüldüm. Bir tek Yıldız Silve gibi dans etmedi. Yani evet. O da olsaydı tam olurdu artık. Evet, onun dışında ama okuması kötü değil. Yıldız Tilbe olmamış olsaydı, kendi gibi okusaydı daha güzel olacaktı. Çünkü kadının yazdığı şarkı çok güzel. Ama sen yıldızdın bu akşam. Olma, kendin ben onu ol. Çok seviyorum. Çünkü ayrı konu. Onu çok seviyorum. Hepimiz yıldızı severiz, hepimiz güzel okuyana saygı duyarız. Ayrı konu. Ama ben ne olursa olsun... Taklit olsa da onlara saygımsa benim bir lafım vardır. Öğretmen öğretmendir, talebe talebedir derim. Bu bir gerçek. Saygı duyuyorum herkese. Ama unutma ki sen olursan her zaman yerin doldurulmaz olur. Teşekkür ederim, sağ olun. Ben puanımı vereyim. Benden de 8 olsun. 8 geldi Kibariye'den Eren'e. Bakalım Selami abi neler söyleyecek? Bugün hem sesinden... Hem sesinde hem yüzündeki ifade gözlerinde bir yorgunluk apaçık belli. Ben dinlerken sesini dedim ki uyumamıştır, yorulmuştur ki boşu kulağı dedim bugün sesi çok yorgun. Şimdi benim sesim yorgundu kusura bakmayın, uyuyamadım kusura bakmayın. İşte bu burada bu geçerli değildir. Önemli olan burada senin göstereceğin güzellik performans çok önemlidir. Diyelim ki Yıldız Silbe'den okudum. Ben çok severim Yıldız Hanım'ı. Başarılı vesi. Haftaya İbrahim Tatlıses'ten geçtin. İbrahim Tatlıses olacaktın. Daha sonra Adnan Şenses'ten dinledin. Adnan Şenses olacaksın. Bu olmaz. Taklitler daima aslını yaşatır. Lütfen bir de okurken
şarkının anlamını sözlerinle, yüzünle anlat, namelerinle anlat. Yar geleceğim sanki, o vardı. Bir de yani Yıldız Tilbe'nin o yaptığı o hançer, bu patlamalara kadar yaptım. Buna gerek yok. Biz Yıldız'ı çok seviyoruz ama sen ben sesini çok beğendiğim için ben de 8 diyeceğim. Yani. Teşekkür ederim hocam. 8'de geldi Selami Şahin'den. Toplam Eren 23 puan aldı. Eren, bugüne kadar jüriden aldığın en düşük puan galiba. Ha? İkinci kez 23 alıyorum. İkinci kez? Bir kere de ben almıştım. Hareketli parça okumuştum. İkinci kez 23 alıyorum. Peki. Hadi neler söyleyeceksen söyle bakalım. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. İzmit'teki hemşirelerime selam gönderiyorum. Tüm Türkiye'den destek bekliyorum. Aday numaram 103. 34 TL'ye gönderiyorlar. Herkese iyi geceler, iyi eğer geceler. Siz de Eren'i desteklemek istiyorsanız 103 yazıp 34 50'ye mesaj atıyorsunuz.